Bu gürültü ne? Bilmiyorum ki. Benimle dalga geçmek ne demekmiş bunu sana göstereceğim Halide Hanım. Ben sizinle dalga geçmedim. Kes sesini lan! Daha fazla mabal okuma bana. Bundan kelli senin de o Ekrem denen adamın da lafına itimatım yok. Yeğenimi sen öldürdün, biliyorum. Yeğeninizi ben öldürmedim. Sus ulan! Ben seni yeterince dinledim. Şimdi sen beni dinleyeceksin. Yeğenimin kanı yerde kalmayacak. Ya sen bu bedeli ödersin ya da kısasa kısas. Benim yeğenimin canına karşılık senin yeğenin. Sana 2 gün mühlet. Tam bedeli 500 bin. Ya bu parayı ödersin ya da yeğeninin canını alırım. Orhan! Güllü'yü bırak! Her yerin kuşatıldı! Bak kaçabileceğin hiçbir yer yok! Orhan! Bırak Güllü gitsin! Hadi! Hadi Orhan bırak Güllü gitsin! Gidersek Serap'la beraber gideriz. Anladın mı? Kemal! Güllü merak etme. Güllü! Orhan sana zarar veremez. Sana hiçbir şey yapamaz. Orhan! Orhan bırak Güllü gitsin. Hadi Orhan. Serap. Serap. Hadi. Böyle olsun istemedim Serap. Böyle olsun istemedim. At silahını Orhan, teslim ol yoksa ateş açacağız. Serap! Seni gerçekten çok sevdim. Şey, affedersiniz hanımım. Ben düşünüyorum da, acaba karakola falan mı gitsek? Yani bu adamlar kapıyı böyle kırıp içeri hücum ettiklerine göre... Gülizar, olmaz. Karakola falan gidemeyiz. Sen şimdi gidip bir çilingir bulacaksın. Kapının kilidini değiştireceğiz. Bu konudan da kimseye bahsetmeyeceksin, anlaşıldı mı? Tamam, anlıyorum da... Yani tekrardan gelirlerse? Gülizar, hemen dediğimi yap. Güllü, hastaneye gidiyoruz. İyi olacaksın. Kemal, çok teşekkürler. Güllü. Her şey için. Güllü, yorma kendini. Güllü. Güllü. Acele edin ne olursunuz. Alo. Alo Seher. Ekrem orada mı? Hayır Halide. Abim evde değil. Ekrem'le konuşmam lazım. Gelince hemen beni aramasını söyler misin? Oldu söyle. Bir saniye geldi. Abi. Hoş geldin. Halide.
Efendim? Ekrem, seninle acil konuşmam gerekiyor. Ne oldu Halide? Bir şey mi oldu? Büyük kulüpte konuşalım. Orası daha emniyetli. Tamam, o zaman gelir alırım seni. Tamam. Hastanede olduğumuzu haber ver, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Doktor! Doktor yok mu? Doktor! Nesi var? Bacağında yara var. Ateşi de çok yüksek. Bacağım çok acı bir doktor. Yaraya bakalım. Bacağı iltihap kapmış. Hemen içeri alın. Nasıl oldu be ana torunum? Daha iyi. Ataşıyor. Maşallah, maşallah. Ben onun kadarsını alıp iyi olacaktı. Hayrola Zehra? Sen niye öyle dalıp duruyorsun? Sen de benim gibi güldüğü düşünüyorsun ha? Korkma Zehra. Kurtaracaklar kızımızı. Bulacaklar. Bir hafta oldu Cemşir. Bulamadılar kızımı. Ya o adam bir kötülük yapmış olursa. Sus Zehra. Olmaz laf. Hem ne demişler? Kötü haber sahibine tez ulaşır. Göreceksin. Bulacaklar kızımızı. O da gelecek. Bak göreceğim. Telefonda çok endişeliydin. Ne oldu? Ekrem, mahvolduk. Ali İhsan Orhan'ı öldürmemiş. Orhan onu bir şekilde ikna etmiş. Adam evime kadar geldi. 2 gün içinde 500.000 lira vermemi istedi. Kan bedeli olarak. Eğer vermezsem kan dökecekmiş. Allah kahretsin. Ekrem, şimdi ne yapacağız? Her şey birbirine girdi. Orhan ona oyun oynadığımızı anlamış. Eğer gitmedilerse Serap bizi mutlaka ihbar edecektir. Eğer Orhan Ali İhsan'ın elinden kurtulmuşsa mutlaka tekneyle kaçmıştır. Serap'ı da yanında götürmüştür. Endişelenmene gerek yok. Ya Ali İhsan? Adam beni resmen Ramazan'ı öldürmekle tehdit etti. Bu Ali İhsan'dan kurtulmanın tek bir yolu var Halide. Ona istediği parayı vermek. Aksi takdirde bu adam dediğini yapacaktır. Ramazan'ı gözünü kırpmadan öldürebilir. Ağam, herifin yeri burası. Ah hele. Demek Halide Hanım'ın yeğeninin meyhanesi de varmış. O herif parayı ödedi ödedi. Ödemedi, buraya gömersiniz. Ne
Süman Hanım'ın aftarlığı. Bir de... bu da ikramiyesi. Hani yeğenimi kurtardı ya, ona binaen yani. Ya sen ne kadar iyi bir insansın Ramazan ya. Ben bunları götür Asuman Hanım'a veririm. Bu sizin kıyamiyeniz Ramazan Bey gönderdi. Hayırmış, sağ olasın. Bu kadar ha? Ne oldu, beğenmedin mi? Bu paraya ne şu kebap kokusu çekilir ne de bu kahır. Şükret ki ihtiyacım var. Aman, senin ihtiyacın mı var canım? Sen nasılsa yağlı kapıyı buldun değil mi? O ne demek? Cemşir'le aranızda geçenleri bilmiyorum zannetme. Evli barklı adammış o. Öyle şey uymaz bana. Ya sen onun evli barklı olduğuna ne bakıyorsun ya? Bak sana bir şey diyeyim mi? Cemşir'in var ya aklı fikri hep sende. Öyle mi? Hem var ya ben senin yerinde olsam bu Cemşir'i hiç kaçırmam. Neden dersen? Bir kere koskoca çiftlik sahibi Serap Hanım'ın öz babası. Sonra Teneke mahallesindeki bütün evler Cemşir'in. Nereymiş o Teneke? Aa, sen Teneke mahallesini bilmiyor musun? Teneke mahallesi Adana'nın en nezih semtidir. İşte oradaki bütün evler de Cemşir'in. Reşit. Hesabı getir Reşit. Getireyim. Hadi hayırlı gör. Kemal. Hanımın arabası bu. Bulundu mu kızım ha? Bulduk, bulduk Cemşir ağa. Nasıl? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Yüce Rabbim, dualarımız kabul oldu. Nerede? Hastanede. Ama merak etmeyin. Bir yarası var ama ciddi değil. Kemal! Zehra Müşter! Kızımız bulunmuş. Bak! Güllü bulundu mu? Sahi mi? Sahi Zehra teyze. Ben sana demiştim bulunacak diye. Şükürler olsun. Bak! İyi mi? Nerede şimdi? Hastanede. Hastanede mi? Hastanede ama merak etme. Küçük bir sıyrık. Allah senden razı olsun Kemal. Ne duruyoruz? Gidip görelim kızımızı ha? Yok Zehra. Sen burada kal. Bak Ali hastaneden çıkalına kadar oldu ki. Ben gidem alam gelem ha? Kemal. De bakayım bana. O deyus mu kaçırmış kızımı ha? Orhan kaçırmış. Ama merak etmeyin. Artık kimseye bir zarar veremez. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Benim bu parayı toparlamamın imkanı yok. 500 bin lirayı ben nereden bulacağım Ekrem? Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağını biliyorsun Halide. Teşekkür ederim. Olmaz. Bu sefer olmaz. Benim için yeterince risk aldın zaten.
Bunu kendim halletmek zorundayım. Halide, sen istesen de istemesen de ben sana yardım edeceğim. Ama önce Ali İhsan'la bir konuşmam lazım. Belki bir mutabakat sağlayabilirim. Bunun bir faydası olacağını zannetmiyorum. En azından biraz daha zaman verebilir. Ya da düşük meblağı ikna olmasın. Yalnız sen Ramazan'a bu mevzudan bahset. Kendisini kollaması lazım. Ramazan'a böyle bir hakikatten bahsedemem. Yapamam. Bu parayı kendim bulmak zorundayım, halletmek zorundayım. Çok bunaldım Ekrem. Bazen buradan kaçıp gitmek istiyorum. Aklında bir şey mi var? Aslında var. Ama belki daha uygun bir zamanda söylerim. Seni gerçekten çok seviyorum. Yer kalmadı kızım. Anam perişan oldu. Ama gece gündüz dua ettik. Ali nerede? Ali iyi. Aslan gibi maşallah. Ha, tabii seni özledi. Oğluma götürün beni. Burnumda tutuyor. Kızım, doktorun demesine göre sabah çıkabilir misin? Şimdi yaralarını temizleyip sardılar. Artık yarına kavuşursunuz inşallah. He? Geçmiş olsun Serap Hanım. Sağ olun komutan. Doktorunuzla görüştüm. Durumunuzun iyi olduğunu söyledi. Şimdi müsaade ederseniz birkaç bir şey sormam gerekiyor. Komutan, sen şu soruları sabah sorsan. Şimdi yorgun. Az dinlensin ha? Mühim değil. İyiyim ben. İyi. Geç orada. Serap Hanım, sizi Orhan Tofurcu'nun kaçırdığını teyit ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz de gördünüz zaten. Peki bu işte Orhan'la yardımcı olan herhangi birileri var mıydı? Orhan ve Serap'la alakalı bir habadis duyarsam seni haberdar edeceğim. Tamam. Serap onu kaçırmamızın acısını bizden çıkaracaktır. Ekrem, ben bir daha hapse girmek istemiyorum. Sen merak etme. Orhan Serap'ı buradan çoktan götürmüştür. Ve bu işte bizim alakamız olduğunu hiç kimse bilemez. Peki Orhan bu işi tek başına mı yaptı yoksa ona yardım eden birileri var mıydı? Bilmiyorum komutanım, hatırlamıyorum. Orhan bu işi tek başına yapmış olamaz. Ona yardımcı olan herhangi birilerini gördünüz mü? Hakikaten hatırlamıyorum. Pekala. En ufak bir teferruat bile çok önemli. O yüzden herhangi bir şey anımsarsanız lütfen karakola buyurun. Elbette geleceğim. Tekrar geçmiş olsun. Kızım, sen Esat'tan mı hatırlamıyorsun? Hakikaten hatırlamıyorum baba. Kim o? Benim, Kemal. Kemal?
Neler oldu? Yakalandı mı Orhan? Ekrem burada mı? Hayır, abim Halide ile beraber dışarıda. Hiçbir şeyden haberleri yok ama. Kemal anlatsana. Orhan nerede? Orhan öldü. Etraf kuşatılmıştı. Kendini vurdu. Serap nasıl? Kurtarabildiniz mi onu? Serap iyi. Hastanede. Sevindim. Ona bir faydam dokundu en azından. Seher. Ekrem'in ne diye Orhan'a yardım ettiğini, Halide'nin de bu işin içinde olup olmadığını öğrenmem lazım. Ne oluyor burada? Orhan ölmüş. İntihar etmiş. Konuş bakalım Ekrem Bey. Sen de bu işin içindesin. Orhan'a niye yardım ettin? Hı? Ya Halide? O da bu işin içinde, öyle değil mi? Serap nerede? Niye bunları Serap'tan öğrenmiyorsun? Serap konuşacak vaziyette değil şu an. O yüzden sana soruyorum. Şimdi cevap ver. Orhan'a niye yardım ettin? Bu işi Halide'yi karıştırma. Onun bir ilgisi yok. Orhan'ın limanda pusuya düşmesine sen mani oldun. Kaçmaları için tekneyi sen ayarladın, öyle değil mi? Evet, ben yaptım. Seni hadi herif. Bu işin içinde olduğunu biliyordum. Ne istedin Güllü'den ha? Ne istedin? Kemal yapma. Benim Serap'la hiçbir işim yok. Benim derdim Orhan'la. Adamları yolladım oraya. Maksadım Orhan'ın kaçması değil. Onun ortadan kaldırılmasıydı. Yalan söylüyorsun. Senin de Halide'nin de başka planlar vardı. Beraber tezgahladınız bu işi, öyle değil mi? Nihayet Serap kurtuldu. Daha ne istiyorsun? Eğer onun başına bir şey gelmesini isteseydim, emin ol kurtulamazdı. Eğer Güllü senin dediklerinden farklı bir şey anlatırsa, eğer onun kılına bile zarar verdiyseniz ikinizi de mahvederim. Seni de, Halide'yi de. Ay nerede bunlar? Sabrım kalmadı artık Allah. Az daha sabret, gelirler şimdi. Merhaba abim geldi. İşte geldiler. Geldi mi? Ha, iyi. Geliyor.
Rabbim dualarımı kabul etti. Seni bize kavuşturdu yavrum. Ana, anacığım. Hoş gelmişsin hanımım. Hoş bulduk Yasin'a. Gözümüz aydın hanımım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hanımım. Sağ ol Zehra bacı. Bacağına ne oldu kızım? Mühim bir şey yok Zehra. Doktor bir haftaya kalmaz iyileşir dedi. Heh, iyi madem. Muzaffer Ali nerede ana? Oğlumu çok özledim. Yukarıda uyuyor. Kemal, sağ ol. Sen hele bir dinlen. Sonra nehir kenarında görüşürüz. Bana olanları tas tamam anlatman lazım. İşin içinde kimler varsa icabına bakmamız lazım. Daha sonra konuşuruz bunları, olur mu? Tabii ki. Zehra, ben Ali'nin hastalığını söylemedim. Siz de söylemeyin, olur mu? Ama söylemeden olmaz ki. Ya söyleyeceğiz. Ama vakti zamanı gelince. Cemşir ağa doğru söylüyor. Güllü zor günler geçirdi. Kendini bir toplasın, sonra söylersiniz. İyi. Ben de tenekeye gideyim. İnsanlara muşluyu vereyim ha. Beraber gidelim. Benim de şehirde işlerim var. Hadi. Hadi. Oğlum. Ali gel. 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 Ah. Ah oğlum. Ah anasının kuzusu. Ah kokusunu özlemişim. Ah yavrum. Ah yavrum seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Allah korudu. Ah oğlum benim. Ah oğlum benim. Bana bak. Zayıfladın mı sen? Ha, zayıfladın mı sen? Ne oldu sana? Küçücük kalmışsın. Hasta mı oldun yoksa? Söyle bakayım bize. Hasta neyin değil anası. Sen yoksun diye dertlendi. Çok özledi seni. Ben de onu çok özledim. Seni göremeyeceğim diye çok korktum. Ah Allah koru yarabbim. Sen yavrusunu özlemez mi? Ben senin için ne kadar dua ettim Rabbime. Çok şükür yanımızdasın artık. Bundan böyle bizi hiçbir şey ayıramayacak ana. Hiçbir şey. Yavrum benim. Oğlum. Oğlum, oğlum. Başka bir şey ister miydiniz hanımı? Yok sağ ol. Güzel ben fabrikaya gidiyorum. Ben çıkar çıkmaz kapıyı arkandan kilitle. Kimseye açma. Şey hanımım. Ne var? Ben böyle evde yalnız biraz çekiniyorum da. Malum alışık değilim. Çitlik'te yanaşmalar vardı. Çitliği koruyorlardı. Yasin ağa vardı. Şimdi burada böyle bir başıma ya adamlar tekrar gelirse diye. Ne yapmamı istiyorsun? Sen korkuyorsun diye kapıyı adam mı dikeyim? Yok, ben onu demek istemedim. Yani demek istediğim o ki bu adamlar çok belalı. İtlen aynı çuvala girilmez demişler. Biz yani böyle kadın başımıza mücadele edeceğimizi bir candirmeye gidip haber versek diyorum. Bak Gülizar, sana son kez söylüyorum. Jandarmaya falan gitmiyoruz. Ayrıca çiftliği çok özlediysen istediğin zaman gidebilirsin. Haşa hanımım, ben onu demek istemedim ki. Ben bundan böyle sizinle beraberim. İyi. O vakit dediğimi yap. Ben çıkar çıkmaz kapıyı kilitle. Kimseyi açma. Ali İhsan'ı görecektim. Hele bir bakalım. Ağam seninle görüşmek ister mi? Çekil! Tamam, indir silahını. Ali İhsan, sana Halide'yi rahat bırakmanı söylemiştim. Sen bana Celal'i de
Orhan'ın öldürdüğünü söylemiştin ama bu işin aslı astarı yokmuş. Bana bak Ali İhsan. Sana 1000 kere anlattım ama sen anlamadın. Artık senin ipliğini pazara çıkartmanın zamanı geldi. Bir talimatımla bütün işlerin biter. Ne tefeciliğin kalır, ne kaçakçılığın. Bundan sonra rüşvet müşvet de sökmez, bilmiş ola. Elinden gelen ardına koma. Varsın işlerim kesilsin. Bizde dökülen kan yerde kalmaz. Bu iş benim namus meselem oldu. O kadına da söylediğim gibi. Ya kan bedelini öder, ya da yeğeniyle vedalaşır. Şu ekmeğe bir versen Hacı. Sen de amma surat astın ha. Ya ben senin üstüne gül koklar mıyım ya? Koklamam değil mi? Kaç kere anlattım sana. İnanmak istemiyorsun. Akşam işten gelirken sarhoş, senin döşeğine gireceğim diye yanlışlıkla Gülizar'ın döşeğine girmişim. Ne var bunda bu kadar kızacak? Elinin körü var. Sus, utanmadan hatırlatıyorsun bir de. İkinizin de boyu devrilsin, e mi? Aa, insan kocasına öyle şey söyler mi ya, boyu devrilsin? Hakikaten bak, boyum devrilir, ondan sonra arkamdan hüngür hüngür ağlarsın. Tamam, dert. Ne halin varsa gör. Aman iyi, tamam ben. Oo. Ya pardon, fabrikaya geç kaldım yemin ediyorum ya. Aman be Ramazan. Ne olacak böyle? Sabahleyin fabrika, akşamleyin meyhane. Doğru dürüst uyku bile uyumuyorsun. Kurban oldum. Ne demişler? İşleyen demir ışıldar. Fabrikaya gitmezsem olmuyor, işler birikiyor. Dükkanı desen zaten hiç söylemiyorum. Bensiz hayatta yapamazlar. Gidip fabrikayı teftiş etmem lazım. Beni lafa tutma. Kalk da ceketimi ver hadi. Aman iyi iyi. Ay. Bak kızım. Dur Ramazan. Başım döndü. İyisinden mi kurban oldum? Geçti geçti. Hadi sen git, geç kalma. Ya vallahi geçti. Öyle aniden kalktım diye başım döndü zar. İyisinden mi kız? İyiyim Ramazan. Merak etme. İyi tamam. Dikkat et kendine. Tamam. Reşit! Reşit! Güllü bulundu! Ey ahali! Kızım bulundu! Güllü bulundu! Ramazan Paris'te güllü bulundu! Gözün aydın. Hakikaten bulundu mu Cemşir ha? Ha, çiftlikte. Ay. Cemşir, nasıl, sağlığı iyi mi? Çok şükür Reşit. Gözümüz aydın, şükür kavuşturana. Gözümüz aydın. Nasıl sevinmiştir Zehra? Ha, sevinmez olur mu? O nasıl ahbacım ya? Geçmiş olsun Cemşir Efendi. Sağ ol kaba. Hepiniz sağ olun. Allah var geçmiş olsun var ya, gözünüz aydın. Hem benim yeğenim için de iyi oldu. Anası geldi ya, yavrucak hem etleyin iyileşir artık ha. Aman ha Ramazan, gözünü sevin. Biz kıza hiçbir şey demedik. Daha kendine gelmedi. Telaşlanır melaşlanır. İyi düşünmüşsünüz. Orhan Vırrı'yı mı kaçırmış? Heh, o deyus Reşit. Görüyor musun? Tam deyus işte. Ben ne dediydim? Ecelden dönüp geldi demek ha? Yok, bu sefer öyle olmadı Pakiza. Kendi eliyle gitmiş ecele. Köşeye sıkışınca kendine sıkmış. Cehennemde yanar inşallah. Kurşunlara gelesice. Zaten öyle olmuş Hacer abla. Baksana ne diyor? Kendine sıkmış camış. Ramazan, ben bir çitliğe gidip arkadaşımı göreyim he? He, kurban olayım. Gel tabii, gel. Ben de fabrikaya gideceğim zaten. İşim gücüm var. Hadi gözün aydın Cemşir ağa. Kolay gelsin hepinize. Hadi. Sağ ol Ramazan. Sağ olun ahali. Sağ olun. Cemşir. Ha Reşit. Hadi biz de gidelim bir çay içelim ya. Hadi. Hadi. Thank you.
Alo, ben Ekrem Çeliker. Adana bölgesinde kaçakçılık çetesi tespit ettim. Malumatıma göre bütün limanlar onların elinde. Sigara ve içki kaçakçılığı yapıyorlar. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Adres Çarşı Meydanı numara 19. Anlaşıldı. Oğluma, evime kavuştum ya, daha iyiyim. Ay, uyuyor mu canım benim? Hanımım. Ay, yukarıya çıkarayım ben. Yatır hadi sen arabaca. O adam canını yakmadı ya. Sorma Pakize. Beni dağ başında bir eve kapattı. Kaçmaya çalıştım ama nafile. Az daha beni yurt dışına kaçıracaktı. Ay kız, desene felaketlerden dönmüşsün. Ne felaket? Kemal olmasaydı halim niceydi. Pislik herif. Neyse ki sonunda layığını bulmuş. Layığını buldu. Buldu ama diğerleriyle henüz hesabım bitmedi. Diğerleri mi? Başkası da mı var? Evet, vardı ya. Kim ki? Halide. Bir de o Ekrem denecek adam. Ay, Esra mı diyorsun kız? Esra ya. Birlik oldular. Beni zorla alıkoydular. Az kalsın ölüyordum onlar yüzünden. Jandarmaya anlattın değil mi? Onlar da suçlu dedin mi? Yok. Demedim. Kimseye anlatmadım Pakize. Sakın ha. Sen de bilmiyorsun. Ramazan'a falan söyleme, söz mü? Tamam da niye ki? Yaptıkların hesabını sormayacak mısın? Soracağım elbet. Dur bakalım. Bundan böyle Halide'nin anlayacağı dilden konuşacağım. Burnundan fitil fitil getireceğim bütün yaptıklarını. Güllü kimmiş görsün bakalım. Hoş gelmişsin Ramazan Bey. Hoş geldik, hoş geldik. Nasılsın Ardavut? Sağlığına duacız beyim ben. Sağ ol, sağ ol. Bakış yapay biraz düzeltin. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol beyim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Zaloğlu. Niye ki ne ya, ne oldu? Bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var? Bağa diyebiliriz ha. Sağa desek ne olacak ki? Ne demek bağa desek ne olacak ki? Ya ben buranın patronu sayılmıyor muyum? Derdinizi, sıkıntınızı bağa diyeceksiniz, ben de halledeceğim ya. O vakit haftalıkları ödet gayrı. Pamuklar yandığından kelle bizi düşünen yok. Ha, onu deyin. Ya şimdi bak, durum ortada ya. Dezemin durumu malum. Gülü desen kayıp, daha dün ettiğin bulundu yani. Yattığın fabrikaya gelince o zaman haftalığı falan her şeyi halledecek yani, merak etmeyin. E
Sen burada bostan korkulu musun? Sen ne demeye ödemiyorsun haftalıkları? Öyle değil. Tamam. Bugün değil akşam iş çıkışı herkesin haftalığı ödenecek, tamam mı? Size Zaloğlu Ramazan sözü veriyorum ben. Anlaştık? Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi. Alo, bana hemen senin bir gönderir misin? Halide. Hoş geldin, nasılsın? İyi değilim Selim. Hesaptaki parayı hemen çekmek zorundayım. Ne kadar var? Muhasebeden kesin bir malumat almam lazım ama 70.000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Anladım. Hemen çekip getirebilir misin? Tabii. Yemin ediyorum var ya, ben de seni aramaya geliyordum ha. Dede şimdi demleyin gelirken ben işçilerin yanına girdim. Tamam mı? Acayip isyandalar paraları ödenmiyor diye. Gerçi ben sakinleştirdim de. İyi yapmışsın. He, şimdi Selim Bey, bu gitleyin paydos verildiğinde işçilerin haftalıklarını ödeyelim. Ramazan, bugün paralar ödenmeyecek. Selim sen çıkabilirsin. Tabii. Niye yine kurban oldun? Ne oldu ki? Para bana lazım Ramazan. Nasıl para sana lazım? Ya Deze, pamuk yandığından beri bu insanlar haftalık almıyor diyorum ya. Müşküller yani. Ramazan, fabrikadaki söz hakkını bana devrettin. Unuttun mu? Para bana lazım. Halide Hanım, Dezem, ben bu insanlara bir söz verdim. Bu gitleyin akşam haftalığınız yatacak diye. Dezem, yakışır mı bize ya müşküllerin böyle ekmeğiyle oynamak? Ramazan, bu parayı niye istediğimi bilseydim böyle konuşmazdım. Halide Hanım, ne oluyor? Bir şey yok, mühim bir şey yok. Her şeyi ben hallediyorum. Zaten Halide Hanım, her şeyi siz hallediyorsunuz. Biz burada bostan korkuluyuz var ya. Deze, senin son havadislerden haberin var mı? Ne havadisi? Güllü bulunmuş. O Orhan denen adam kaçırmış Esra'tan da onu. Kaçırırken limanda yakalamış jandarmalar. Jandarmaları görünce kaçacak yer aramış bu Orhan denen adam. Bulamayınca da afasına sığmış, kendini öldürmüş şerefsiz. Başka bir şey duydun mu? Ciddiye geri dönmüş, onu biliyorum. Başka? Başka? Başka ne? Başka ne olacak ki? Tamam Ramazan, sonra görüşürüz. Hasbinallah. Nasıl oldu? Bacağın nasıl? Daha iyiyim. Oğlum evime kavuştum ya, gerisi mühim değil zaten. Güllü. Sana bir şey soracağım. Ekrem ya da Halide, sana zarar verecek bir şey yaptı mı? Limanda pusu kurduğumuzda sizi yolunuzdan döndüren şey neydi?
Ekrem veya Halide Orhan'a yardım etti mi? Bilmiyorum Kemal. Ben bir şey görmedim. Peki geceyi nerede geçirdiniz? Kulübeden ayrıldıktan sonra nereye götürdü Orhan seni? Bilmiyorum. Ben baygın yatıyordum. Gözümü açtığımda arabadaydım. Güllü. O herif sana bir şey yaptı mı? Hayır Kemal. Merak etme. Öyle bir şey olmadı. Hem zaten unutalım, kapatalım bu bahsi ha? Bak döndüm, buradayım. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Ben de. Artık dayanamıyorum Güllü. Bir an evvel karım olmanı istiyorum. Seni görmeden yaşayamam. İçimden bir his. Halide'nin yakında boşanmayı kabul edeceğini söylüyor. Jandarma basına geliyormuş. Karakoldan haber uçurdular. Hemen malları çıkartın. Hiçbir şey kalmasın içeride. Acele edin. Hayrola komutan. Arayın. Pamuk'tan başka bir şey yok komutanım. Başka ne bekliyordunuz ki? Ayağını denk al Ali İhsan. Hakkında ihbar var. Emir büyük yerden. Gözüm üstünüzde. Yürüyün. Demek öyle Ekrem Bey. Sen kaşındın. Bundan kelle benden günah gitti. Her şey düzelecek Muzaffer Ali. Her şey. Babana sana bıraktı her şeyi geri alacağım Halide'den. Söz veriyorum. Kimse bize zarar veremeyecek. Meyhanemizde hiç yer yok. Biz sizi yarın gece misafir etsek olmaz mı? Yer yok diyor lan bu. Kusura kalma. Seni tanımadı zar. Kardeş, bize şöyle önden bir masa ayarla da akşam akşam ağzımızın tadı kaçmasın. Ağzımızın tadı kaçmasın tabii canım. Niye kaçsın değil mi? Ben bir saniyenizi rica edeyim. Saniye. Kusura kalmayın, durumu görüyorsunuz değil mi? Şimdi sizden ricam, bu masayı bir boşaltsak, ben sizi başka yerlere otursak. Reşit ayıp oluyor ama. Ya canım ayıbı kaybı mı var ya?
Ben size fazladan iki duble daha rakı ısmarlarım. Gönlünüzü alırım. Değil mi? Hadi bak. Bak sen şöyle otur be. Gel kurban, gel, gel. Bak sen de şöyle bir otur be. Tamam. Buyur ağam, hoş geldin. Gel, gel. Hoş geldiniz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hoş geldiniz. Geç ağam, geç, geç, geç. Hoş gelmişsiniz. Şantacımız da çok güzel söylüyor da. Hadi afiyet olsun. Çıktım pamuk dalına. Aleykümselam. Hoş geldin Cemşir, geç. Hoş gördük de bu adamların burada ne işi var işte? Canım ne işi olacak işte? Yemeye, içmeye, eğlenmeye, şarkı dinlemeye gelmişler. İnsanın meyhanede ne işi olur değil mi? Yalnız bu adam belalıdır. Sonra başınıza bir iş açmasın. Yok canım. Başımıza iş açarlarsa biz de yol veririz giderler. Gezemiyorum yalnız. Gel Adanalı kız. Çok solgun görünüyorsun. Yüzün bembeyaz. Olanları duymadın mı? Orhan ölmüş. Serap da çiftliğe dönmüş. Evet biliyorum. Dün akşam Kemal bana geldi. Bizim bir ilgimiz olup olmadığını sordu. Sen ne dedin? Merak etme, seninle ilgili hiçbir şey söylemedim. Serap ona hiçbir şey anlatmamış. Yani Kemal'in hiçbir şeyden haberi yok. Anlayamıyorum. Serap'ın çoktan beni tutuklatmış olması gerekirdi. İnan öyle bir niyeti olsaydı seni ihbar ederdi. İkram, ben artık dayanamıyorum. Evi satışa çıkardım. Fabrikadaki parayı üstüne koysam bile adamın istediği miktarı elde etmem mümkün değil. Ali İhsan'dan kurtulsam da Serap'tan kurtulamam zaten. Bütün bunların hesabını soracaktır bana. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Adana'da bir işim var. Ondan sonra burada kalmam için hiçbir sebep yok. Gidiyor musun? Eğer sen benimle gelirsen, evet. Seninle mi geleyim? Nereye? Uzaklara. Fabrikanın, çiftliğin, Serap'ın, Ali İhsan'ın olmadığı bir yere. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Mesela İtalya'ya, Fransa'ya. Nereye istersen Halit. Kemal'den boşan. Benimle evlen. Kız, güzel edalı kız. Adana çarşısında gezemiyorum yalnız. Ramazan'ın meyhanesi de pek güzelmiş. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Ne güzel gülüyorsunuz öyle. Ha 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 diye. O diye. Ama işte o kahkahaları birazcık böyle hafif atsak da şarkıcı hanımefendinin sesini, şarkısını daha güzel dinlesek. Kötü mü olur değil mi? Rahatsız mı ettik kardeş? Yok, estağfurullah. Niye rahatsız edeceksiniz canım? Yok, ne rahatsızlık vermesi ya? Durun, durun. Evet, verdiniz. Boru mu ettiriyoruz? Türkü okuyoruz burada değil mi? Ya edebinizle adam gibi dinleyin ya da nakapı. Buyurun.
Biri bu kadını sustursun, yoksa ben susturacağım. Ayıp oluyor ama öyle şimdi hanımefendinin üstüne yürümek iyi olmuyor değil mi? Kes lan tıraşı. Ne o? Ne oluyor lan burada? Sizin ne işiniz var lan benim dükkanımda? Ha? Bak hele. Hoş geldin diyeceğine bir de hesap mı soruyorsun? Ne hoş geldin lan? Bakın çıkın dükkanımdan. Hadi yallah. Zal olur Ramazan. Saat işliyor. Vaktin daralıyor. Onun için kendine mukayyet ol. Lan mukayyet olmazsan ne oluyor lan ha? Yeter lan! Eşkıya mısınız lan siz? Ha? Yeterince bela oldunuz. Şimdi basıp gidin. Yoksa kötü olacak. Hele bu Cemşir'in torunu. Serap Hanım'ın bebesi. O da Halide soykasının yeğeni değil mi? Ya, öyle ha. O vakit canımız hangisini çekerse onun biletini keseriz. Sen kimin biletini keseceksin lan ha? Dur hele Ramazan! Daha vaktin var zal olur Ramazan. Dezene selam söyle. Bu herif durup dururken benim torunun adını niye ağzına aldı ki? Ya şimdi bunları düşünmeyek, hiç ağzımızın tadını kaçırmayak. Sonra hesap edersin. Hadi sen söyle, hadi, hadi, hadi gülelim, eğlenelim, hadi, hadi. Adana Köprü başı. Hemen karar verme. İyice düşün. Bak, mesele o parayı bulmak falan değil. Bu konuda sana yardımcı olacağımı zaten söylemiştim. Aslında sana çok daha önce teklif etmek istiyordum. Ekrem, ben çok mahcup oldum. Hakikaten. İnan bana çok onur duydum. Lakin ben burayı bırakıp gidemem. Fabrikayı bırakamam. Çiftliği ve abimden kalanları kurtarmak için yemin ettim ben. Üstelik Kemal'den de boşanamam. Onların tekrar bir araya gelmesine izin veremem. Yapamam bunu, ne olur anla beni. Seninle evlenemem. Öyle. Pekala. Adamlar sana bela olmasınlar diye beklerdim. Thank you.
Yine o adamlar mı? Bilmiyorum, yüzler. Kim o? Benim Nezle, Ramazan. Ne oluyor Ramazan? Ne oluyor Ramazan mı? Asıl ben soruyorum Halide Hanım, ne oluyor ya? Geç. Beni içeri kabul ettiğin için sağ ol Asuman. Biliyorum. Sana evli olduğumu dememekle büyük eşeklik ettim. Affet işte. Af neyim dileme Cemşir. Benim gönlüm kaydı sana bir kere. Ama bilseydim evlisin, almazdım seni koynuma. Bir yanlışlık oldu. Unutalım gitsin. Hem beni buralarda fazla görmeyeceksin zaten. Yolcuyum yakında. Yolcu mu? Nereye gidiyorsun? Meyhaneden kazandığım para neye yeter ki? İstanbul'da iş arayacağım gene. Hem oğlumu da nasıl özledim. Oğlum mu var senin? Var. Ama hasta. Anam bakıyor sağ olsun. Ben de her ay onlara para yolluyorum. Ama hastalık olunca hiçbir şeye yetmiyor. Durumu iyi değil. Ama boş ver, dertlerimle sıkmayayım seni. Yazık. Kaç yaşın oğlun? 10 yaşında daha, minnacık. Maşallah. Allah bağışlasın. Ama tedavi olmazsa çok yaşamaz diyor doktor. Her şeyin bir çaresi bulunur Asuman. Ben hallederim. Neyi halledeceksin? Yok canım. Ben bakarım çaresine. Anasına güç verir Cenab-ı Allah. Hadi sen git. Evine geç kalma, karım merak etmesin. Ya Deze, senin bu söylediğini aklın alıyor mu? Ha? Ya adamlar eve kadar gelip bizi tehdit ediyorlar. Benim dükkanıma geliyor ya. Bana orada artistlik yapıyor. Sen bana kalkmış diyorsun ki ne? Ben jandarmaya gitmiyorum diyorsun ya. Bu ne iş ya? Allah'ını seversen bir söyle hele. Ramazan, sen bu adamları tanımıyorsun. Bunları jandarmayla falan durdurmamız imkansız. Ya var ya, bir de kalkmış bana Deze'ne selam söyle diyor ya. Ağzını yüzünü... Bak şimdi Halide Hanım, seninle beraber jandarmaya gidiyoruz, tamam mı? Her şeyi anlatıyoruz. Bak eğer sen gelmezsen dese ben giderim. Bilmediğin şeyler var diyorum Ramazan, anlamıyor musun? Adam evime kadar geldi, benden 500 bin lira istedi kan bedeli olarak. Ödemek zorundayım, eğer ödemezsem o da... O da ne o da ne? O da benim yeğenime kıyacakmış. Beni mi diyor? Beni mi vuracakmış? Fabrikadaki parayı niye aldığımı anladın mı şimdi? Bir süre buradan uzak durmak zorundasın. En azından ben bu parayı denkleyene kadar. Allah'ım sen bana biraz sabır ver.
Ya ben bir yere gitmiyorum ya. Gelsin vursun ya, neyi vuruyor ya? Onun var ya gırtlağını söküp ağzına sokarım ya. Ramazan. Bak teyze, kurban oldum. Hakim seni suçsuz buldu, anlıyor musun? Yani senin bu adamı öldürmediğin yüzünden belli zaten. Senin bu adamı öldürmen imkansız. Bu memlekette adalet var, hak var. Anlıyor musun beni? Dezen benim, bak jandarmaya gideceğiz şimdi. Diyeceğiz ki ne? Biz bu adamı öldürmedik. Hakim buna tabi. Ramazan, ben yaptım. Neyi sen yaptın? Ben yaptım. Celal'i ben öldürdüm. Evime geldi, bana saldırdı. Ben de başına vurmak zorunda kaldım. Amacım öldürmek değildi. Olan oldu işte. Şimdi anlıyor musun niye jandarmaya gidemem? Gitmek zorundasın Ramazan. Uzak durmak zorundasın. Ne vakit geldin sen? Bilmiyorum ki. Geçti. Ne ettin o saate kadar? Ne edeceğim ya? Meyhanedeydim. Ya. Ne var Zehra? Sana hesap mı vereceğim? Allah Allah. Reşit'in lafı uzadı. O yüzden geciktim. Güllü, niye baktın sen kızım? İşlerim var, ana çıkıyorum. Ama iyi olmadın ki sen daha. Yok yok, iyiyim ben artık. Sen merak etme. Hanımım, hazır sizi bulmuşken bir konuyu görüşecektim. Buyur Yasin ha. Malum kütlü zamanı geldi. Köylüyü tarlaya gönderelim de kütlü ekimine başlasınlar. Âlâ. Tamam. Baba, sen bu işle ilgilenirsin. Kaç tane ırgat lazım, bul getir bakalım. Başlarından da ayrılma. Olur kızım, ayrılma. Irgatların yevmiyesini de Yasin Ağa'dan alırsın. He, alırım. Ne istiyorsun Ramazan? Kardeş, ben senden özür dilemeye geldim buraya. Lezzeme iftira attın diye seni suçladıydım ya. Kusura kalma, günahını almışım. Kimden öğrendin? Lezzem, o söyledi. Bu Celal'den adam Lezzem'e saldırmış. O da kendini müdafaa... Neyse işte. Yani senin anlayacağın bana yalan söylemiş. Sana karşı, Güllü'ye karşı kışkırtmış beni. Ne yapayım kardeşim? Benim Lezzem de böyle işte. Köşeye sıkıştı mı, ondan her şey bekleniyor yani. Neyse Ramazan, boş ver. Geçti gitti. Halide'yi saldılar. Bundan böyle kimse suçlayamaz onu. Yok kardeş, öyle değil. Bu Alistan'la adamları Lezzem'den kan bedeli istiyormuş. Yani ne karşılık? Ben. Beni vuracaklarmış güya. Halide pis işlerine seni de bulaştırdı ha? Ya yok, benim umurumda değil öyle. Vurmayla falan beni korkutamazlar da. Ben Lezzem için endişeleniyorum Kemal ya. Ramazan. O heriflere dikkat et. Neyse kardeş, tekrar kusura kalma, tamam mı? Hadi eyvallah. Pakize, ne oluyor? Of, bilmiyorum Hacer abla. Bu aralar böyle başım dönüyor. Midem de ağzıma geliyor vallahi. Burnuna kokular geliyor mu? Her şey burnuna kokuyor mu? He ya, nereden bildin? Kız, sakın gebe olmayasın. Gebe mi? He, bunlar gebelik alameti. Bilmem ki. Yürü gidiyoruz. Nereye? Ebeniliğe gidelim. Bir baktırak. Emine kız, bakıver şuraya. Hadi.
Afiyet olsun Halide Hanım. Başka bir şey daha ister miydiniz? Sağ ol Gülizar. Gidebilirsin. Kahvaltı da etmediniz. Size bir şeyler hazırlasam. Gülizar sağ ol. Gidebilirsin dedim. İyi günler Halide Hanım. Bakıyorum da keyfin yerinde. Parayı buldun zar. Henüz bulmadım ama bulacağım. Vade yarın doluyor. Belki unutmuşundur. Onu demeye geldim. Yeter artık. Defol git buradan. Yoksa polis çağıracağım. Kimi çağırırsan çağır. Ama yarın geldiğimde para hazır olmazsa... olacakları biliyorsun. Bırak onu. Dememiz sen. Sen de kimi kolluyorsun? Karar ver artık. Serap'ı mı? Halide'yi mi? Seni bir daha burada görmeyeyim. Bas git şimdi. Yediğin dayağı unuttun galiba. Ben unutmadım. Ama sen unutmuşsun herhalde. Ramazan'ın da Halide'nin de kılına zarar verirsen seni gebertirim. Bak hele. Sen kiminle aşık attığını daha bellemedin. Ama belletirim elbet. Elinden geleni ardına koma. Hayırlı günler Halide Hanım. Yarın görüşürüz. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak. Üstün planlarını elde etmek o kadar kolay bir iş değil. Biliyorum. Lakin Ruslar sıkıştırıyor. Bir an önce harekete geçmen lazım. Anlıyorum. Ama merak etmeyin. Birkaç gün içerisinde bu planları elde edeceğimi umuyorum. Ancak... bu kadar önemli bir işte meblağ konusunda anlaşmamız lazım. Ne kadar istiyorsun? Aldığım riske değecek bir meblağ. Seni anlamıyorum Kemal. Hiç anlamıyorum. Bütün bunların başıma gelme sebebi sensin. Şimdi niye beni korumaya çalışıyorsun? Ben seni korumaya değil, ikaz etmeye geldim Halide. Bu adamlar şakası olmaz. Benim ve Güllü'nün başını yeterince belaya soktun. Şimdi de Ramazan'a ateş atıyorsun. Bütün bunları isteyerek yaptığımı mı sanıyorsun? Ben o adamı öldürmek zorunda kaldım Kemal. Buna mecbur kaldım. Ama senin yüzünden Ali İhsan da öğrendi. Bütün bu olanlar seni de alakadar ediyor. Bunlardan sen de mesulsun. Kemal. Kemal. Her şeyi unutabilirim. Beni Serap'la aldattığını, ihbar ettiğini, hapse attırdığını, tek bir defa hepsini unutabilirim. Sana ihtiyacım olduğunu anlamıyor musun?
bütün bunlarla baş edemiyorum. Çok yalnızım Kemal. Bu adam Ramazan öldürebilir. İstediği parayı yarına kadar temin etmem mümkün değil. Kemal, nereye gidiyorsun? Jandarmaya. Birilerinin o adama mani olması lazım. Hadi sen de içeri gir. Kapıyı da kimseye açma. Jandarmaya gidip ne diyeceksin? Ha, ne söyleyeceksin? Ramazan. Nay. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey oldu yok. E niye suratın öyle o vakit? Nasıl suratım? Ne bileyim. Sanki Karadeniz'de gemilerin batmış. Ya yok, gemim batmadı Karadeniz'de. Her şey yüzü yürüyor. Yemin et. Uf, yemin ediyorum ya. Hem sen boş ver, Ramazan dedin. Ne oldu? Bir şey mi diyecektin ha? He. Hem de çok mühim bir şey söyleyecektim. Allah Allah. Ne oldu ki ne? Ver elini. Ver. Onu da ver. Ne oluyor kız? Ben geveyim. İyi. Ya Ramazan, bebeğimiz olacak. Bizim. He, bizim. Esa mı diyorsun? Esa diyorum ya. İkimizin değil mi? İkimizin. Allah'ına mı diyorsun? Vallahi. Allah diyorsun. Allah. Hayır, dur Ramazan. Allah diyorum ya. Duramam Pakizem, duramam ya. Oh. Allah diyorum, Allah diyorum. Gel buraya gel, senin canını... Oh, Allah diyorum, gel lan buraya. Allah, oh, oh, Allah! Lan teleke, duyduk duymadık demeyin, baba oluyorum. Sana olur Ramazan, baba oluyor kız. Senin canını yerim. Ramazan! Hafız! Ne dedin sen? Baba oluyorum. Ne dedin? Baba oluyorum. Bana! Hadi bakayım. Hayırlı olsun yenge. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alkış. Hadi bakayım. Ramazan, ben ne olayım? Sen emmi oluyorsun kardeş. Emmi mi olayım? Emmilerin kralı. Emmi oluyorum. Ne oluyor? Ne seviniyorsun? Allah. Bunlar? Oh, oh. Pakize gebe. Ona seviniyorlar. Bu da sevinecek ne var? Anlamadık ki. Nasıl ne var? Ramazan baba oluyor. İyi halt oluyor. Alsın başına belayı. Yarın bir gün bebe olsun. Kaçacak yer arar. Hadi sen de bak işine. Hadi de.
kapıyı. İçeridesin biliyorum. Halide! Açmazsan jandarmaya gideceğim. Halide! Oo, demek sen de buradasın. Tabii. Sahibinin yanına sığındın değil mi? İsabet olmuş. Zaten tam birbirinize layıksınız. Ne istiyorsun Serap? Seninle konuşacaklarım var Halide. O yaptıklarını yanına bırakacak mı sandın? Güzel, sen de oraya çık. Ne istiyorsun? Aslında seni gebertmek istiyorum Halide. Ağzını burnunu şuracıkta dağıtıp gırtlağını sıkmak istiyorum. Ama yapmayacağım. Ellerimi kirlettiğime değmez. Yeter Serap. Ne istediğini söyle. Pekala. Şimdi beni iyi dinle. Ne istersem yapacaksın. Yoksa jandarmaya gider, beni kaçırdığınızı ve Orhan'la işbirliği yaptığınızı anlatırım ona göre. Bana şantaj mı yapacaksın? Evet, sana şantaj yapıyorum. Sen de eşek gibi dediklerimi yapacaksın. Ya da o layık olduğun deliğe geri döneceksin. Hangisini tercih edersin? Evet. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi otomobilimin anahtarlarını ver. Ne? Otomobilimin anahtarlarını ver. Hadi sallanma. Âlâ. Şimdi şu kağıdı yazıp imzala bakalım. Serap Dinç Aslan'a otomobilimi hibe ediyorum. Hadi. Sabah benimle birlikte notere geleceksin. Fabrikanın bütün hisselerini ve yönetimini bana devredeceksin. Böyle bir şey yapmayacağım. Unut bunu. Evet, yapacaksın Halide. Tüm hisseleri bana devrettiğine dair vekalet vereceksin. Yoksa söylediğim her şeyi yaparım. Gözümü bile kırpmam. Anlaşıldı mı? Yarın saat 10'da noterin önünde olmazsan jandarmaya giderim. Notere imza attıktan sonra beni jandarmaya ihbar etmeyeceğini nereden bileceğim? Bilemezsin. O riski de sen göze alacaksın değil mi? Bu da o gün bana yaptıkların için. Savaş yeni başlıyor Halide. Bundan böyle senin canını okuyacağım. Bana bulaştığın güne lanet edeceksin. Ben seni tanıdığım güne zaten lanet ediyorum. Thank you.
İhsan denen o adamı hemen tutuklamanız lazım. Sebep? Eğer tutuklamazsanız o herif Ramazan'ı öldürecek. Nereden biliyorsun bunu? Biliyorum işte komutan. Acele tedbir almazsanız kan dökülecek. Kemal, henüz işlenmemiş bir suç için hiç kimseyi tutuklayamam. Kanunda böyle bir yasa yok. Yani o herif tutuklamanız için illa Ramazan'ı öldürmesi mi gerekiyor? Herif Ramazan'ı açıkça tehdit ediyor. O halde neden Ramazan'ın yerine sen şikayetçisin? Gelsin, kendisi dilekçe versin savcılığa. Gerçi yine de bir faydası olacağını sanmam. Kanunlar böyle. Ortada suç yoksa hiç kimseyi tutuklayamam. Hiçbir şey yapamaz mısınız? Maalesef. Gelsinler. Sıra olun. Cemşira yevmiyeleri dağıtacak. Çok az ağam. Yasin Ağa bunun ikimizini verirdi. Ben Yasin Ağa değilim. Bundan sonra öyle. İşine gelmeyen sabah işe gelmesin. Güllü. Çekil önümden. Ne oluyor Güllü? Çekil önümden dedim sana. Neyin var senin? Seni görmek istemiyorum. Çekil git. Ne olduğunu söylemeden hiçbir yere çekilme. Sen bilirsin. Şimdi bir dakika beni dinleyin hele bir. Bugün değil, bütün içkiler beleş! Oo, yaşa Ramazan. Hangi dağda kurt öldü? Yok, ölüm ölü yok. Herkes yaşıyor, yaşayacak. Baba oluyorum, baba oluyorum. Ramazan hayırlı olsun. Allah ananı babanı büyütsün. Allah razı olsun. Buradasın bak, burada ha. Gözün aydın ustam. Lan sağ ol lan, seni de gözün aydın. Dans sen başına gelmiyor musun? Senin canım ciğerim benim ya. Bak bak şunun güzelliğine bak. Oh, oh benim sana. Şimdi herkese içki dağıtıyor tamam mı? Hadi bakalım, hadi bakalım. Sabahleyine kadar içiyorum. Haydi Reşit, davran. Allah Allah. Ramazan, sen aklını peynir ekmekle mi yedin? Yok, niye ki? Neden bu adamlara beleş rakı ısmarlıyorsun? Ya Reşit, baba oluyorum ya, baba oluyorum. Ya baba oluyorsan oluyorsun.
Bunlara niye böyle şahı ısmarlıyorsun? Bak, iyice bir düşün hele. Aklını bir kullan. Şimdi yarın bir gün senin çocuğun olunca daha çok para gerekmeyecek mi? Sen ne yapıyorsun? Bu adamlara beleş rahı ısmarlıyorsun. Yazık ya. Yürü kalk git ya. Zevkimin içine durup sıkma. Allah Allah. Sen millete içki dağıt, bana da bir dinle ver. Hadi bakalım. Tarlada işler nasıl gidiyor Cemşira? İyi Yasin ağa, iyi. Irgatlar karınca gibi çalışıyor. Yevmiyelerin tamamı ödendi mi? Hepsini ödedim. Sütür suyu versene Yasin ağa. Hadi size afiyet olsun. Nereye Cemşir? Şehre ineceğim. Meyhaneye mi gene? He, meyhaneye. Reşit'i göreceğim. Ne oldu? Bir sakıncası mı var? Sen bu aralar pek mi düştün Reşit'e ha? Ya Reşit benim bunca yılın arkadaşım değil mi? Ne oldu? Son günlerde biraz durumu sıkışık. Sen beni bekleme. Ben geç geleceğim. Az daha bulgur vereyim mi bacım? Yok seyyare bacı. Ben doydum. Bacım bak. Bak Yasin ağa. Bunun kocası bunu taktırıyor. O nasıl söz öyle seyyare bacı? Tövbe estağfurullah. Hiç yakıştı mı sana? Aa, ne dedim ki ben? Allah Allah. Gülizar şu çiftlikten gitti gideli. Hiç iki lakırdı konuşacak kimsem kalmadı. Hele seninle hiç. Buyurun hanımım. Ben hemen çıkıyorum. Çıkar mısınız? Nereye? Allah Allah, sana hesap mı vereceğim? Estağfurullah, yok. Ben onun için demedim de... Yani saat çok geç oldu. Geç oldu böyle bir kadın başınıza. Güzel, uzatma. Benim hemen çıkmam lazım. Ramazan'a ulaşmaya çalışıyorum. Ay, ben de geleyim ne olursunuz. Ben o adamlar gelecek diye vallahi zaten dikin üstünde duruyorum. Beni bu evde bir başıma bırakmayın ne olursunuz. Tamam, çabuk hazırlan. Seni bekleme. Tamam, sağ olun. Şimdi hazırlanıyorum. Ben eve gideyim, tamam mı? Sen dükkanı kapattın değil mi? Bak ben kapatırım ya. Ha. Haydar, gel buraya bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi, hadi. Atlanayım yollarına taştan. Başlamak, aman hatta,
Hoş bulduk. Sağ olasın. Saçları senden, saçları içeceğim mi? Benden. Olur inşallah. Güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden. Var git ey güzel, küsmüşem senden. Var burada. Güllü, in aşağı. Hayır. Güllü, aşağı inmezsen sabaha kadar gitmem. Ne işin var senin bu saatte burada? Uyku tutmadı. Konuşmamız lazım. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Çek git. Güllü, konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Seni Halide ile gördüm. Sarılmıştınız. Bu yüzden mi kızgınsın? Ben kızgın falan değilim. Sen hem beni sevdiğini söylüyorsun, hem de gidip o kadına sarılıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Güllü, bir dinle. Evvela ben Halide'ye sarılmadım, o bana sarıldı. Ne fark eder? E susmasan izah edemem ki. Güllü, sabah Ramazan bana geldi. Onun da Halide'nin de başı belada. Halide'nin başının belada olması seni neden alakadar ediyor acaba? Çünkü Ramazan'ın hayatı mevzu bahis. Ali Kıran başka sen misiniz siz ha? Ali İhsanam'ın selamı var. Badeniz yarın doluyor. Haberiniz olsun. Ramazan değil mi bu? Ne? Ramazan! Allah'ım Ramazan! Ramazan! Allah'ım Gülzar koş yardım çağır! Ramazan! Thank you.
Gülser hanımefendi. Yetiş Hafız efendi, yetiş. Ramazan. Ne olmuş Ramazan'a? Dövmüşler, halı çok fena. Hadi koş. Koş. Gene mi buldasın Cemşir? Hayırdır? Hayırdır, hayır. Şey, biraz yürüyek mi? İyi, olur. Bak, bunu sana hazırladım. Bu ne ki? Bunu senin için denkleştirdim. Belki bir işine yarar ha? Ne ettin sen Cemşir? Olmaz, alamam. Ne olur al. Bak, almazsan gücenirim ha. Sağ olasın Cemşir. Sen iyisin. Ama vallahi alamam. Ben o gün öylesine dertleştim seninle. Yoksa senden para almak değil niyetim. Ya ben biliyorum onun öyle olduğunu. Ama ben yine de sana bir faydam dokunur diye yaptım. Bak Osman. Ben evlat acısı nedir bilirim. Allah kimseye göstermesin. O yüzden senin oğlunun iyileşmesi için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Tamam ama borç. Borç ne kelime ya? Başka türlü rahat etmem. Borç tamam. Borç. Sağ ol Cemşir. Sen sağ ol. Asum. Hele. Acelen yoksa gel sana bir acı kahve yapayım. Yok, benim bu saatte ne işim ne acelem hiç yok. Ne oldu sana böyle Ramazan'ım? Kim yaptı bunu sana, kurban oldum? Ali sanlı adamlar. Alihsan da kim? Ramazan, adamın verdiği süre yarın doluyor. Buradan hemen gitmen lazım. Sen neden bahsediyorsun Halide Hanım? Ramazan'ın bu adamlarla ne alakası var? Hele şu meseleyi bir düzgün anlatın bakalım. Hafız efendi. Ne yap, yap. Ramazan'ı buradan gitmeye ikna et. Yoksa onu öldürecekler. Öldürecekler mi? Ne diyorsun sen Gülizar Hanım efendi? Vallahi de billahi de doğruyu söylüyorum. Yarın sabahından kapıya dayanırlar. Bak, yine size söylemez. Geldiler. Ne yapacağız şimdi? Önce sakin ol. Git kapıyı aç. Evet. Para hazır mı Halide Hanım? Hazırladım. Tamamlamak için biraz süreye ihtiyacım var.
Burada yarısı bile yok. O vakit benden günah gitti Halide Hanım. Kimse yok ha. Ramazan nerede? Söyleyin lan. Ramazan nerede? Sabaha karşı çekip gittiler karısıyla. Nereye gittiler? Allah bilmiyorum ha. Belli ki kaçmış ha. Anlaşıldı. Ana, ben çıkıyorum. Ali sana emanet. Anasının kızısı. Nereye kızım? Notere gideceğim. Anasının kızısı. Anasının kuzusu. Açın ulan kapıyı. Olmaz, giremezsiniz. Kaldı lan. Geç şuraya. Geç. Çök şuraya. Çök. Açın lan kapıyı. Açın. Ramazan kaçmasaydı senin bebeğine sıra gelmeyecekti. Yeğenimin kanı yerde kalmayacak.